Herkese selamlar. Bugün yönetim bilişim sistemleri okumaya konuşacağız arkadaşlar. Burada karşımızda bazı sorular olacak ve bu sorular üzerinden ilerliyor olacağız. Şimdi bu soruların ilki neden yönetim bilişim sistemleri bölümü? Arkadaşlar bugün baktığımız zaman artık teknoloji çok daha hızlı değişiyor, çok daha hızlı şekilleniyor. Ve böyle bir dönemde bir meslek seçmek yerine size başka meslekleri sevk edebilecek, diğer meslekleri de öğrenmenizi, yeni meslekleri öğrenmenizi sağlayacak bir sistem görmek daha iyi olacaktır. Ve işte bugün yönetim bilişim sistemleri aslında tam olarak bunu sağlıyor. Yani yönetim bilişim sistemleri temel bölümü olduğu için diğer bölümlerle kıyaslayalım. Diğer temel bölümlerine nazaran size bir meslek, bir uzmanlık vermez. Yani bugün bir hukuk okuduğunuzda, psikoloji, pederi okuduğunuzda ya da uluslararası tiyat okuduğunuzda mesela bir uzmanlığınız vardır. Ama işte yönetim bilişim sistemlerinde böyle bir uzmanlıktan bahsedemiyoruz. Ha ne var? Çok fazla alana girebiliyorsunuz. Ama bu alanların hiçbirisinde Öncelik değilsiniz. Bunu bilmeniz gerekiyor. Yani veri bilimi işte birazdan sayacağız gerçi diğer e, soruda bunu İşte pazarlama yazılım her tarafta yer alabilirsiniz, ama hiçbirinde öncelik olmayacaksınız. Dolayısıyla bu bölümü okuyan arkadaşların iyi bir kariyer için önünde imkan var, ama bu imkanı daha iyi hale getirmek adına bu potansiyeli gerçekleştirmek için çok fazla çalışması gerekiyor, çok fazla şey yapması gerekiyor. Ha bunu göz alıyorsanız diyorsunuz ki ben gerçekten kendim için mücadele edeceğim ve kendimi geliştirmek için çok fazla çaba sarf edeceğim. Tamam bu bölüm tam sizlik. Çünkü bu bölüm sayesinde hakikaten pek çok şeyi elde edebilirsiniz. Mesleki tatmin anlamında. Ama yok ben daha böyle sabit bir şey istiyorum. Hayatım boyunca devam ettireceğim bir mesleğim olsun istiyorum diyorsanız ki bu da olabilir. Bazı arkadaşlar bunu isteyebilirler. Ama işte bu profildeki arkadaşlar için bu bölümün çok uygun olmadığını söylemem gerekiyor. Peki neden bu üniversite? Şimdi bu soruyu sorduğumuzda genellikle iki farklı yanıt oluyor bunun. Birincisi halihazırda arkadaşımız İstanbul'da yaşıyor olabilir ve şehir dışına çıkmamak için bir vakıf üniversite tercih etmek isteyebilir İstanbul'da. Bunun haricinde diğer şehirlerdeki arkadaşlar da belki tam bursu kazanmışlardır. Bunun için gelebilirler İstanbul'a ya da aynı şekilde İstanbul'da okumuş olmak için gelebilirler. Şimdi ikisi için de aslında bu üniversite bence kabul edilebilir ve bu istediğiniz imkanı size sağlıyor. Çünkü hakikaten İstanbul'un çok farklı bir belki haksız rekabetle oluşacak bir avantajı var bu konuda. Diğer şehirlere göre belki Ankara İzmir yanına kıyaslayabiliriz. Ama bunların haricinde maalesef diğer şehirlerde çok buradaki fizik imkanı elde etmeniz mümkün değil. Dolayısıyla İstanbul'da bir vakıf üniversitesi iyi bir tercih olabilir. Peki üniversitenin artıları ve eksileri neler? Şimdi baktığımız zaman en büyük eksisi diyebileceğimiz kısım şu arkadaşlar eğer önceliğiniz kurumsal bir yere girmekse bir holding vesaire çalışmak istiyorsanız o zaman maalesef bir vakıf üniversitesi özellikle bu e, profildeki bir vakıf üniversitesi size eksi olabilir. Çünkü artık rekabet çok daha fazla. Dolayısıyla kurumsal şirketlerin böyle ilk harcıları işte en üst seviye okulları mezunlarını almaya çalışıyorlar. Dolayısıyla burada bir handikap yaşayabilirsiniz. Ama dersiniz ki yok benim böyle bir önceliğim yok. Ben en büyük şirketlere girmek gibi bir derdim yok. Ben kendi işimi inşa edeceğim ya da işte bir kobi firmasında çalışacağım vesaire orta uzun vadede ya da işte başka imkanlar elde edeceğim kariyer tarafında. O zaman tercih edebilirsiniz. Peki artısı neler? En büyük artısı tabii ki İstanbul'da olması. Yani İstanbul şöyle bir şey var arkadaşlar. Mesleki mesleki gelişim ve farklı yerlere erişim anlamında, potansiyeli erişim anlamında hakikaten çok büyük bir getiri sağlıyor. Ha şöyle bir şey var. Özellikle pandemi sonrasından itibaren başından itibaren diyelim ya da buna dışarıdan çalışım, online çalışma giderek yaygınlaşıyor ve dolayısıyla başka şehirlerde de belki bu imkanı elde edebilirsiniz. Bazı girişimler, startuplar vesaire size online bir iş imkanı da sağlayabilir. Ama açıkçası İstanbul'da fiziki bir yerde çalışmanın çok daha büyük bir avantajı var. Bu sebeple İstanbul'daki bir vakıf üniversitesinde okuyup bir yandan bu işleri kovalamak size hakikaten o 4-5 yılın sonunda iyi bir getiri, iyi bir imkan sağlayabilir. Peki ben bu bölümü bitirdiğim zaman hangi iş imkanlarını elde edebilirim? Şimdi arkadaşlar dediğimiz gibi aslında net bir ayrım yok. Yani programlama uzmanı olabilirsiniz, işte developer olabilirsiniz, designer olabilirsiniz, tasarım yapabilirsiniz. Öte yandan işte veri bilimi çalışabilirsiniz, data scientist vesaire gibi. Bunun haricinde pazarlama boyutları var. İşte e, satış tabii ki yine olan bir konu başlıyor. Ama bunların hiçbirisinde, bir işletme mezunu kadar, bir matematik mühendisi mezunu, bir bilgisayar mühendisi mezunu, bir istatistik mezunu kadar ön planda olmayacaksınız. Bunu kabul etmeniz gerekiyor. Bu açıdan bir eksi belki ama öte yandan da bunların her birine başvurabilen yegane meslek ve yegane bölüm aslında mezunusunuz. Burada hangi açıdan baktığınıza bağlı. Yani ben hiçbir şey karar vermedim diyorsanız bu büyük bir eksi. Çünkü muhtemelen her başvurunuzda sizden daha yetkin insanların gerisine kalmış olacaksınız. Ama yok ben işte kendime bu, bu konularda yetiştirdim diyorsanız o zaman bunun hakikaten büyük bir e, artı olduğunu göreceksiniz diyebiliriz. Peki staj olanakları neler? Aslında buradaki en kritik ve İstanbul'daki bir vakıf üniversitesinde okumanın artısını göreceğiniz en büyük kısım burası arkadaşlar. Bugün işte Collective House olsun ya da işte diğer böyle girişim merkezleri olsun buralarda pek çok şirket kendisine stajyer arayabiliyor. Normalde yönetim bilişim sistemleri çok fazla böyle zorunlu stajın ağırlıklı olduğu bir bölüm değil. Dolayısıyla sizin burada mümkün olduğunca kendi gönüllü stajlarınızı kurmanız gerekiyor. İşte İstanbul'un artısı biraz burada başlıyor aslında. Bu tarz girişimlerde, startuplarda yer alarak özellikle böyle hazırlık bir, ikinci sınıflarda kendinize üçüncü, dördüncü sınıflar için bir ek iş, bir part-time iş ya da tam zamanlı bir işin kapısını açabilirsiniz. Peki bölüm mezunları için ortalama maaşlar neler? Bu aslında kritik bir konu. Burada esasında iki ayırabiliriz mezunları. Bir kısım mezunlar buradaki beşinci maddeye önem veren çeşitli stajlar yapmış, yabancı dilini geliştirmiş arkadaşlar. Bunlar genellikle üçüncü, dördüncü sınıf gibi bir işe girerler arkadaşlar. Asgari ücretle çalışırlar muhtemelen. Ve mezun olduktan sonra da o çalıştığı yerde ya da benzer sektördeki bir firmada Asgari ücretin bir buçukla iki katı arasında bir maaşla işe girebilirler. Bu iyi bir imkan. Ama ortalaması bu mudur derseniz maalesef ortalama bu değil. Çünkü genellikle bu kadar gelişim isteklisi olmayabiliyor arkadaşlarımız. O zaman da ne oluyor? Daha işte daha ufak stajlar bir iki tane çok böyle bir şey katmayan stajlar. Bunun haricinde yabancı dilin çok gelişmemesi vesaire Bunun sonucunda da maalesef mezun olduktan sonra asgari ücretle işe giriliyor mezunlar tarafından. Burada işte bir buçuk iki yıllık bir kayıp oluşuyor. Hangisine size uygun olduğunu aslında tamamen size kalmış bir durum. Sizin yapacağınız seçimler bunu belirleyecek. Benim anlatacaklarım genel olarak bu şekilde. Bunların haricinde unuttuğum, yanıtlamadığım sorular varsa ve merak ettikleriniz aynı şekilde bize yorum olarak bunları yazabilirsiniz. Her, her, aynı şekilde her türlü şey, düşünce vesaire yorum bize belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.